Evet, oyunculuk sektörünün son dönemde çıkardığı en iyi yönlerden biri. Erkan Meriç. Oyuncu olmanın en temel prensibi nedir? Aktörü aktör yapan bakışları mı yoksa tavırları mıdır? Merak edilenleri yanıtlamak üzere ünlü oyuncu bu gece programa dizi setinden katılıyor. Mesut Yarlalaf çok tüm hızıyla devam ediyor. Evet Ozan Konağ'a çok teşekkür ediyoruz bu tatlı sunumu için. Aktörü aktör yapan nedir ya? Gerçekten hani hakikaten bakışı mıdır, duruşu mudur, boyu mudur, posu mudur? Genelidir. Geneldir Bence. Bunların dördünü bir araya getireceğiz zaten Erkan Beniş olmuyor <laughs> Estağfurullah abi yani e, işini severek yapmak çok önemli. Hı hı. E, i̇çine sinmesi çok önemli. Duygularını ifade etmen çok önemli. E, aslında genel bir bakış açısı. Öyle hı hı. şudur diyemezsin oyunculuk bence. Nasıl başladı hikaye? Benim best modelle başladı hikayem abi. Modelden mi çıktın abi sen? Yani. Ben de model oldum. <laughs> Benim üstelik best model <laughs> yani. Evet. Kaçıncıydın? Ee, 2009 Türkiye birincisi, 2010 Bulgaristan'da dünya birincisi olmuştum. Çok Ondan önemli. sonra bir başladık. Her sene düzenli olan şey ya bunu bir meslek olarak mı edindin sen? 2009'da Türkiye'de girip, 2010 2010'da 2013'te şey yaptın. Yok yapsın. abi, Türkiye'de e, Türkiye adı üstünde diğeri World. Yani He. Türkiye'de birinci olduğunda World'a e gidiyorsun. Anladım. Türkiye'de birinci olanlar arasında kim vardı? Kenan İmirzalıoğlu vardı. Kıvanç. Kıvanç Tatlıtuğ var. Hmm, Çağatay Ulusoy. Çağatay var, e, evet. Ulusoy var. Hmm. Sen varsın. Hmm. Senden sonra çıkanlar var mı? Ben Çağatay Ulusoy'a devretmiştim ödülümü Türkiye'de. Öyle mi ya? Evet. Vay be. İnteresan şey abi. Peki ee, hemen oyunculuk başladı mı? Bu best hemen. modelini ben merak ediyorum abi. Hakikaten şey mi konservatuvar mı burası? Sürekli başrol üretiyor. Ee, gördüklerimiz bunlar abi. Bir de görmediklerimiz var. Ha. Yani sektörde yer edinenler ve e, kader kısmet yer edinemeyen arkadaşlarımız var. Hı -hı. Ama gördüklerimiz evet televizyonda e, belli bir yere gelmiş. Çok başarılı isimler. Hı -hı. Dönüp baktığımızda A best modelmiş diyoruz Hı -hı. bunlara. Belki de bilmiyorduk best model olduklarını. Televizyonda gördükten sonra best model. Doğru demeye diyorsun. başladık bunları. Doğru. Sen Çağatay'ı bilmiyordum Hani benim düşün, benim uşan hatırladığı şey Kenan İmirzalıoğlu'dur yani. Evet ama hani yani da hani hayalmeye yatırdılar. Yani. Ben hani Mersin'de büyüdüm. Ee, Kenan olsun, Kıvanç olsun bunların best model olduğunu bilmiyordum. Hı hı. Ee, ama televizyonda görüp tanıdıktan sonra geçmişine baktığında hı hı. best modelden geldiğini görüyorsun. Aslında televizyon tanıtıyor bize bunları. Aslında doğru ama iyi de yetiştirdiler kendilerini. E, tabii ki. Ve şey, ama Best şöyle de e, enteresan bir tarafı var. Hiç böyle yardımcı oyuncu olarak başlamıyorsun abi. Direkt galiba kafaya oynatıyorlar seni. Doğru mudur? E, kendimden yola çıkarsam ben Bedel diye bir dizide oynamıştım. Evet. E, bedel ödedin yani. <laughs> bedel ödedim. Bedel diye bir dizide oynamıştım. E, bir sezon sürdü. Orada baş e, başrolde değildim. Hı. Yardımcı karakterlerden biriydim. Ondan sonra iki tane sinema filmim oldu. Gerçi bir tane oldu. Bir tanesi TRT olmuştu. Ee, televizyon filmi gibi. Televizyon yani. filmi gibi. Hı. Bir tanesi de çok değerli Yılmaz Atadeniz hocamız ee, Sefa Önal'ın yazdığı bir senaryoyu canlandırdık. Burgazada da bir film çekmiştik. Hı hı. Hı hı. Ondan sonra da adını sen koy oldu zaten. Peki bir şey söyleyeyim yani hani best model modellik e, ile yola çıkıp ondan sonra mı oyunculuk aklına geldi yoksa e, hani hakikaten ben bu best modele oyunculuk için aktör olmak için katılıyorum mu? Evet best modele oyuncu olmak için aslında benim düşüncem oydu. çünkü gördüğümüzde önümüzde örnekleri vardı Hı -hı. televizyonda gördüğümüz isimlerin hepsi çok Hı -hı. iyi yerlerdeydi best Model'i basamak olarak. Hı -hı. Kullanmak zaten giren herkesin şeyi odur. Aslında diye düşünüyorum. dürüst davranmak lazım. De, dürüst davranmak Hı -hı. lazım. Ben model olacağım diye, manken olacağım diye Best Model'e girip de mankenlikle devam eden yok fazla Bak, sayacağım. Ben, bir bir ki, ben de yok hani Arşiv var yok ya çıkmıyor gerçekten. E, tabii bir ki bir basamak olarak kullandık da. ama güzel bir basamak oldu bizim Hı -hı. için yani Best Model. E, iyi isimler çıkar dediğiniz gibi. Hı -hı. Yani Miss Turkey, Best Model. Bunlar televizyona e, fabrika gibi fabrika gibi. Hala da üretiyorlar. Evet. Bir yandan da hala da üretiyorlar. Peki oyunculuğu, aktörlüğü geliştirmek için herhangi bir şey yaptın mı? Yaptım abi. E, modellikten sonra 2-3 sene işte bu modelliğe devam ettim ben. Ha ettin yani? Ettim. Ondan sonra şunu düşündüm. E, etmese miydim acaba? Direkt. Oyunculuk eğitimleri alıp direkt televizyona mı oynasaydım Hı. diye. Ama belki de yeni geldiğim için, hani Mersin'den Hı. çok da bilemediğim için Hı. piyasayı Hı. E, zamanın öyle geçmesi gerekiyormuş demek ki. Tecrübe edinmek gerekiyormuş, insanları tanımak gerekiyormuş. Hı. Sırası varmış her şeyin. Mersin'den yola çıkmak da enteresan bir şey cesaret. ya. İstanbul senin Hı. yeneceğim diye mi çıktın Mersin'den yola? E, ben bu işi yaparım diye çıktım. Geldim çok zorlu bir süreç oldu tabii İstanbul'da. Çünkü hiç e, tanıdığım yoktu, hiç kimse yoktu. Tek Ağaça başıma İstanbul'da... ya bizi ya Allah Abi O abi? zaman seni de tanımıyorduk. <laughs> <ben. gülüyor> Tanısaydık daha rahat. Olurdu, ediyordu. olurdu abi. Yani İstanbul zor bir şehir. Hı hı. Ee, küçük bir yerden gelen için daha da zor bir şehir. Bilmiyorsun, hı hı. insanları da tanımıyorsun. Ee, ayakta durmak için mücadele ettik İstanbul'da. Yenebildin mi İstanbul'u? Kendime göre yendim diyebilirim. En güzel başarıyorum. Hı hı. Emin adımlarla gitmeye devam ediyorum. Hı hı hı. Artık seçen e, tarafa geçtin. Yani e, seçilen taraf değil seçen tarafa hı hı. geçtin. Adını sen koy. E, Geçen de Hazal'la da konuştuk. 365 bölüm. Sen kaç bölüm kaldın orada abi? 365 bölüm 365 beraber. 365 bölüm yani öyle. 365 uğurlu rakamınız herhalde anladığım kadarıyla Hazal'la senin. 365 güzel bir rakam. Fera 3 365 5 yani. 3-6-5 doğru. <gülüyor> hani <gülüyor> yılda öyle 6 saat artanı bir yıl. O güzelmiş. 2 güzel. sezon oluyor değil mi? 2 sezon abi evet. 2 sezon günlük dizide e, başrol oynamak, aktörü oynamak, esas olanı oynamak. Ve e, işin kötüsü haftalık dizilerden daha fazla fanı var bu dizilerin. E, ve her gün bir manipülasyon geliyor sende. Bir dönem sonra böyle şey olmadım ya? Aklın şaşmadı mı? Valla bizim için çok iyi oldu abi. Hı. Yani güzel bir basamak oldu. Belki de ben bu kadarını beklemiyordum diyebilirim. Hani e, daha önce çalıştığım işler oldu ama başrol olarak bir dizide ilk olmuştu bu. E, belki de yani ben bu kadar e, fan kitlesine ulaşacağımızı, bu kadar kişinin dikkatini çekeceğini, ilgisini çekeceğini düşünmemiştim. Demek daha doğru olur. Biraz daha gerçekçi yaklaşmayı seviyorum ben abi. E, beklediğimizin dışında bir şey oldu bence. Müthiş bir kitleniz oluştu bir dönem evet. sonra. Ben de yani televizyon yazarı olarak, şimdi mütekayetim, ee, televizyon yazarı olarak onlarla da zaman zaman e, istişarede bulunuyorduk. Ve e, hakikaten fena fikirleri de yoktu açıkçası. Senden sonra dizi devam etti. Sizden sonra evet. dizi devam etti. Bakma şansın oldu mu? Bakıyor musun zaman zaman? Daha önce de söylemiştim abi ben evet evde olduğumda denk geliyorsam izliyorum. Yeni hmm. arkadaşlarımız girmiş onlara başarılar da dilemiştim. Hmm. Yine diliyorum. Eee bayrağı devraldılar ve devam ediyorlar. Aksi Umarım başarılı dizinin? olurlar. Dizinin? Yani değişir mi? Yani iki önemli karakter şimdi sizden sonra şu da yaşandı. Birbirimize dürüst oldum. Ya oldu Hı -hı. mu şimdi bu iş? Yani onlar gidince bu dizi nasıl devam edecek? Hakikaten de e, şeyi de gördük. Rating de kaybetti. Ayıp da söylemişsin. Nazmi Hanım kusura bakmayın. Söyleyiverdi. <laughs> Ağzımdan kaçıverdi. Ne yapayım yani. E, o biraz insan da şey yapıyor. Yani reytingler de, yani gönendiriyor mu yoksa e, vah vah falan mı yapıyorsun? Herkes adına. Yani şimdi orada e, birçok kişi ekmek yiyor. Evet. Şimdi yapımcı ben olsam belki de ben de devam ettirmek isterdim. Bilemiyorum. Hı hı. Şimdi o, onun yerinde değilim. E, sonuçta bu ticari bir iş aslında. Yani birçok kişi ekmek yiyor. Sadece biz görünen yüzleriz. Bunun arkasında çaycısı var, setçisi var, ışıkçısı var. Ve bunların evlerinde üçer, dörder beşer belki de altışar kişi Yapışları var. var e, kötüyü temenni etmek zaten bize yakışmaz. Hı hı hı. E, emekçiler buradan ekmek yiyorlar. Hı hı. Sadece yapımcı kanal falan değil. Benim aslında daha fazla düşündüğüm şey bu işin arka taraf, ben hep işçiden, emekçiden <laughs> yana olduğumu düşündüğüm <laughs> için hep sürmesini devam etmesini isterim. Güzel inşallah, yani tabi hala adı konulamadı bunun, adını sen olarak kaldı. Adı konulamadı, İ, iç, yani tabi iki kafa oyuncu ayrılınca biraz daha farklı bir şey oldu. Çok fazla üretemiyoruz diyeyim. <laughs> genel anlamda sadece bizim projemiz için değil. <laughs> genel anlamda çok üretebildiğimizi düşünmüyorum. Günlük diziler çok mu tekrarlıyorlar kendilerinden Erkan? Bir de günlük olduğu için evet, öyle de bir <laughs> şey var. <laughs> yani aynı şey ee, izledim izliyorum fragmanlara bakıyorum İki ee, iki farklı kişi var ee, ama aynı hikaye üstünden yürüyor hmm. yani zengin olan fakir kız hmm. ya da başka projelere baktığımızda neredeyse hep söyle evet. doğru diyorsun, günlük dizilerde Hı -hı. bir de çok ölüyorsun çok deliliyorsun bilmem evet. ne falan filan insan bir dönem sonra öyle bir şey bir tuhaflık hissediyor değil mi ya bende mi bir tuhaflık var diye hissediyor abi evet yani başka bir projede izliyorsun ...bakmışsın adam ölmüş, 10 bölüm sonra tekrar geri gelmiş. Haydi, yani, yatırma öldürdüysen başla. Oradan bir arkadaşım, böyle büyük bir hızla kaçmıştık ki... ..."Abi ben kaçıyorum." diye. <laughs> abi dedi, beni affet ben kaçıyorum izin dedi. <laughs> Ama oradan sonraki işlerde de... ...hakikaten iyi bir çıta yükselmesi oluyor ve... Evet. ...oyuncu kendi kendini deniyor. Şimdi şey biraz daha salon işi gibi geliyor bana... Hı hı. ...günlük diziler. Zorlandığın oluyor mu yani? Çünkü kısıtlı orada alanın ve çok hızlı çekmek zorundasın. En başlarda evet, adapte olma süreci var. Üstü abi hı hı. E, ama belli bir süre sonra öyle bir otomatiğe bağlıyorsun ki zaten e, bir de kendimiz çok tekrar etmeye başlıyoruz artık e, her şey aynı olmaya başladı hı hı. yani kendimizde her şey aynı olmaya başladı hı hı. E, bir zorluk çekmiyorsun tek zorluk e, uykusuzluk ve yorgunluk o feci bir şey ya evet yani hı. artık iş düşünmemeye başlıyorsun hı hı. düşünecek bir vaktin yok yani gidip Sadece ezber çalışıyorsun, oynuyorsun. Çıkıyorsun. Bazen ezber de çalışamıyorsun. Ezber. Yani o, o, yoğunlukta devam ediyor. Tempo. Ben doğaçtan yürüyeceğim arkadaş <laughs> diye. Değil mi? Çünkü hani ertesi günü de yani zor yetişen de senaryolar oluyor <laughs> bir yandan da. Evet, evet, evet. şimdi tamam bıraktın onu. Bir nadas aldın kendini. Bir aktörün nadas süresi nasıl geçiyor? O da önemli. Ee, şimdi ben biraz İstanbul'un dışında oturuyorum abi. Ee, Konum atma e... gelirler. <laughs> Seni bekliyorum. Bana atabilirsin. Tamam <laughs> <geliyorum>. abi <laughs> Ee, ya film izliyoruz yabancı dizileri izliyorum <laughs> ee, Olabildiğince aslında dinlenmeye çalışıyorum Çok fazla yine dışarıya çıkmıyorum <laughs> Yormamaya çalışıyorum kendimi Eee Gelen işler oldu. Onların senaryolarını okuduk, ee, görüşmeler yaptık. Ve boy ver pos var gelir abi yani işler yani hani sonuçta. E bakalım kadar. kısmet mesela. Öyle. Abi. Ya peki şeyi nasıl bakıyorsun şimdi senin başladığın dönemden bu döneme de dizilerde de bir değişim süreci oldu ve çok hızlı harcanmaya başladı dizler. Yani şakır şakır gidiyor. Ya başladı Allah yürüyecek bu diyorsun dördüncü bölümde işte e, bilmem ne kanalından acı veda e, güle güle. Evet. Ya, o o korkutmuyor mu bir dönem dönem sordu Arkan? E... Korkutuyor abi niye çok dediğiniz gibi çok çabuk harcıyoruz abi yani şu, bu sezon giren bütün işlerin neredeyse 4'te 3'ü final kararı aldı. aldı evet. ee, birkaç tanesi var onlar da bana göre stratejik doğru hareketlerde bulundular Hı -hı. ve direnebildiler diye düşünüyorum ben bilmiyorum. Hı -hı. Ee, niye bitti diye eleştiremiyorsun niye tuttuğunu bilmiyorsun ama stratejik... Bilmediğin için evet, stratejik hamleler bence daha ön planda artık Hı -hı. televizyon sektöründe. Nereye yani, almalıyız? Benim görüşüm hani ben e, dışarıdan bir göz olarak, izleyici olarak, e, mesela hani isim vermeden devam edeyim. Hı -hı. E, A proje sezon başlarken geçen senenin dizilerinden iki hafta önce başlamış. Hı -hı. Televizyonda izleyecek hiçbir şey yok. Hı -hı. İnsanları oraya toplayabilmiş. Evet. Bu bence stratejik bir, güzel bir hamle yani. Hı -hı. Ee, doğru, stratejik bir doğru. Şimdi tutup sezon başlıyor. Geçen seneden kalan diziler var ve sen onların üstüne tekrar dizi sokuyorsun. Zor bir güne sokuyorsun. Hı -hı. Ee, Kendi bacağını zorlaştırıyorsun. Kendi bacağını Düşünüyorum, mesela. bilmiyorum. Çünkü artık şeyi göremiyorsun, kaliteli iş ama... Hı -hı. Bir bakmışsın ki öbür gün reytinglerde yere çakılmış. Çok doğru diyorsun. Erken başlamanın bir avantajı var. Hani erken kalkan yol alır derler ya. Mesela hı hı. Erkenci Kuş. Hı hı. E, i̇smi gibi erken başladı ve hı hı. bakıyorsun iyi de bir güne İzliyorum. yerleşince. Evet. İlginç bir şey oldu. Hani... Gerçekten izlediğinde böyle e, tatlı bir köpük hissi bırakıyor ağzında evet, ama yani, olsun yani herkesin de illa bir mesaj vermesi gerekmiyor. Şey. Ya tabii bu eleştirilebilir kişiden kişiye ben beğeniyorum der ben beğenmiyorum Hı. der o güzel der öbür çirkin der bu göreceli bir kavram ben oturup izliyorum Hı. evde fırsat buldukça keyif alıyorum. Hı. Ee, sürekli aynı şeyleri izlediğimiz için evet belki diyeceksiniz bu da aynı şey değil Hı. mi yani bu, bunun bir benzeri vardır. Evet var. Tabii ki var ama farklı tatlar, farklı oyunculuklar izliyorsunuz. Herkes kendinden bir şey katıyor. En hmm. azından evde tebessüm edebileceğiniz bir şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Hmm. Diğerlerine baktığınızda geneli ağır dram, geneli hep tekrarlanan şeyler insan içi sıkılmaya Sen başlıyor. Sen o dramdan yorulmuşsunuz zaten ya. Yani dram severim ben abi. Ama her gün yeni bir ama dram evet. yaşamak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben dram şey. severim ama evet yorucu. Yani aksiyon mu mesela hani mizah mı? Ee, ne gelsin istersin? Ya da ne seçmeyi istersin? Aksiyon olabilir. Aksiyon hani tipte biraz müsait olduğu için böyle aksiyon aksiyonel bir şey olabilir. Ben çok da yaptım bir aksiyonel. <laughs> ya var mı böyle çalışmalar hani kendi geliştirmeye yönelik? Ee, şimdi benim altyapımda hep spor vardı abi. Hı. Ben 7-8 sene kalecilik yaptım. Basket oynadım, voleybol oynadım, yüzme yaptım. Ne ya kalecilik ya en güzel evet. şey. Ee, Yalnız adamdır. Çıkmadık yerim kalmamıştır. <gülüyor> <gülüyor> Severim aksiyon şeylerini. Hı hı. Böyle güzel gidebilir aslında. Şimdi yani polisiyelerin bazıları tutuyor bazıları tutmuyor. Dilerim böyle hani iyi bir de neden olmasın diyorsun. Umarım. Umarım. Gelir tamam. ya ya gelir abicim bunlar. Peki sinema tiyatro onlarla ilişkin nasıl? Aslında bizim oyuncu arkadaşlar var tiyatro kökenler. Hı hı. Onlarla oturup çay kahve içtiğimizde konuşuyoruz. Hani bir şeyler yazılsa bizim için de tecrübe olur. Tiyatro istiyorum aslında. E çok heyecanlı bir şeydir tiyatro. E, tabii ki. Çok usta oyuncularımız var hürmet ettiğimiz insanlar var siz yazın biz sizden o işi öğrenebildiğimiz kadar öğrenelim bize de bir tecrübe olsun diyoruz yani bunları da konuşuyoruz isterim. Bir sporcu kendisi, ya antrenmandır o e, tabii yani ki. oyunculuğunu ayakta tutan Hı -hı. bir antrenmandır ee, peki zor mu seçersin? Yani şartlara göre değişir diyeyim abi. Anladım <laughs> anlamaya çalışıyorum en azından Mersin özlediğin oluyor mu? Ailemi özlüyorum. Özlüyor musun? Mersin'i de özlüyorum evet. <laughs> Ama daha çok ailemi özlüyorum. Artık yani zaman zaman daha rahat gidiyorsundur <laughs> herhalde artık. Evet, bir evet abi. Ee, gerçi gidemedim şu dönemde çünkü <laughs> iş bitti, yeni sezon başladı. <gülüyor> <gülüyor> Tam gidecek oldum baktım ki şu an dizler tekrar e, final kararı almaya başladı. Tekrar bir hareketlendi. Hem de nasıl? Bekliyoruz. E ha. tabii yani şimdi hareketlenecek. Hazal'la evlenecek misin? Kader kısmet abi. Harika. Ee, harika. Kader de tanıyorum kısmetle. Mutluyuz. <laughs> Her şey yolunda gidiyor ikimiz için de daha çok erken. Hı hı. Hazal sektöre yeni girdi. Ben yeni girdim. Bakalım yol bizi nereye götürecek. Yol sizi dilerim iyi bir yere götürür son sorum. Ömer'i özlüyor mu? Ömer'i özlüyor muyum? Ya yok desem yeridir abi yani. Ciddi. Evet, ciddiyim abi. Bir yürü git lan. <laughs> Ömer sen şey özlüyor abi. musun abi? Ya bilmiyorum <laughs> ki ya. Zehüm diyorum başka bir şey demiyorum. <laughs> Emin ediyoruz abi. Sevgili Erkan Meriç bakalım manşetlerde neler çıkartmış bize. Çok sevgili kardeşim Erkan Meriç'i gerçekten uzun gayretlerden sonra getirdik buraya. Canımız bizim kırmadı. Genelidir. İşini severek yapmak çok önemli. Duygularını ifade etmek çok önemli. Hikayem best modelle başladı. Bulgaristan'da dünya birincisi olmuştum. Kıvanç, Kenan, Çağatay ben işte. Gördüklerimiz bunlar abi. Bir de görmediklerimiz var. Modellikten sonra devam etmese miydim acaba diye düşündüm. Ben bu işi yaparım diye çıktım yola. İstanbul'u yendim. Aksiyonu severim abi. E, bu kadar fan kitlesine ulaşacağımızı düşünmemiştim. Kötü temenni bize yakışmaz. Kendimizde aynı şey olmaz başladı. Uykusuzluk. Şehir dışındayım abi. Konumu sana atarım abi. isim vermeyeceğim abi diyerek bitirdi. Peki çok teşekkür ederim Erkan. Ben Geldiğin teşekkür için... ediyorum Sağ ol hakikaten kırmadın bizi geldin. Ee, yok, tam zaman. da senin böyle dinleneceğinden çektik aldı. Ne zaman istiyorsun? Gelme sırası bende olmaz. de. Peki kardeşim. Sağ Efendim e Erkan Beyşe çok teşekkür ediyoruz. Gecemizi şenlendirdiği için.